Merhabalar. Bugünkü genel kurulumuza katılmanızdan dolayı öncelikle teşekkür ederim. Uluslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu'na 2015 yılında görüşmelere, üye kayıt görüşmelerine başladık ve 2016 yılında bu süreç tamamlandı ve 3 yıldır da delegasyonda görev alıyoruz. Bu 3 yıllık süreç içerisinde federasyonda Türkiye'yi etkin bir şekilde temsil etmemiz dolayısıyla ve üye 19 ülkenin de oy birliğiyle bu seneki genel kurulun Türkiye'de yapılması konusunda Ekim ayında yapılan toplantıda mutabakat sağlanmıştı ve bugün itibariyle de burada 19 ülkenin temsilcileri ve Türk sigorta eksperleri ve sektörün temsilcileriyle bir araya geldik. Bizim için gurur verici bir nokta. Gerek ülkemize olan bakış açısının üst seviyeye çıkarılmış olması, gerek Türk sigorta sektörünün ve Türk sigorta eksperliğinin tanıtımının yapılmış olması, 3 gündür süren etkili bir şekilde onlara anlatılmış olması ve onlarda bir algı değişimi yaratmış olmamız bizler açısından olumluydu. Öbür taraftan Türkiye'de sigorta eksperliğinin gelişimi noktasında belirlemiş olduğumuz ciddi modellemeler var. Bu modellemelerle birleştirerek daha etkin bir eksperlik süreci ve ekspertiz süreci gerçekleştirmek istiyoruz ki bugünkü konuşmamızda da belirttiğimiz gibi sigorta eksperliği kanunlarla beraber çerçevesi çok iyi çizilmiş ama neticede ekspertizin ve ekspertiz koşullarının çerçevesi çizilmemiş bir noktada. Biz de mevcut SEİK yönetimi olarak bundan sonraki bütün süreç yönetiminde öncelikle ekspertizin tanımının yapılması, ekspertizin çerçevesinin çizilmesi noktasında adımlarımızı atıyoruz. Orada belli bir aşamaya geldik ve bununla ilgili de en temel noktamızda yönetmeliğimizi değişiklikler yaparak ekspertizin kurallarının belirlenmesi ve tüm sigorta eksperlerinin aynı şekilde hareket etmesi, karar süreçlerinde ortak bir paydada buluşabilmesi için de tüm bu süreç yönetimlerinin altyapısını oluşturmuş bulunmaktayız. İnanıyorum ki federasyonun bu noktada belirlemiş olduğu diğer yönetimlerinde bizlerin onlara katkısı olduğu gibi onların da bizlere katkısı olacaktı. Türkiye'de sigorta eksperlik mesleğini daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi yeni bir yapılanma içerisinde ülkemiz insanına, ülkemiz sigorta sektörüne ve tüm kamu yararına en etkin ve en doğru şekilde hizmet yönetimini sağlayarak sektör olan güvenin artması, sigortalılık oranının artması noktasında da gereken her türlü çalışmayı bundan sonra da göstereceğiz. Genel kurul ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun diyorum. Katılımlarınızdan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum.